Ve maçtaki görünümü bu şekilde, maç önünde yakından gözüküyor, bu şekilde görebiliriz. Hibrit diyorlar ya, o koyu renkte bir çime benziyor. Şöyle geniş açıda bakalım. Çimin görünümü bu şekilde. Bir de dikey açıdan bakmak istiyorum. Kale arkası böyle. Evet, dikey açıda da bu şekilde. Hani herkese merhabalar dostlar. Bugün yeni bir Football Manager videosu ile karşınızdayım. Bugün bir yama tanıtacağım sizlere. Belki birçoğunuz biliyordur bu yamayı. Daha gerçekçi çim yaması bu. Yani çimleri değiştiriyor. Oyunu daha gerçekçi oynamanıza olanak sağlıyor. Tabi bu yamayı seven olur, sevmeyen olur ama oyuna bir farklılık, yenilik kattığını söyleyebiliriz. Malum Football Manager yıllardır sadece datada ve aynı zamanda oyuncuların güncellenmesiyle değişen bir oyun haline geldi. Oyunun arayüzünde küçük yenilikler oluyor. Onun dışında zaten maç motorunda büyük yenilikler yok. Bu bağlamda Football Manager severler kendi logolarını, ne bileyim, kendi bu şekilde yamalarla oyunu yenileştirmeye Football Manager kullanıcıları sağlıyor. Bu bağlamda ben de size burada bu yamayı tanıtacağım. Gerçekten ben beğendim açıkçası. Şurada ön izlemeleri görüyorsunuz. Baktığımızda çeşitli stadyumlarda değişen çimler mevcut. Ben şimdi de önce kurulumunu, akabinde Türkiye'deki bir statta nasıl göründüğünü sizlerle göstereceğim, paylaşacağım. Öncelikle buradan download diyoruz, yamamızı indiriyoruz. Yamayı indirdikten sonra klasörü ayıklıyoruz ve içinden çıkan bu klasörü kopyalıyoruz. Ardından belgelerime gelip Sports Interactive klasörünün içerisinde Football Manager 2023 klasörünün içerisine yapıştırıyoruz. Art klasörü direktman sadece Football Manager 2023'ün içerisinde olacak. Belgelerimdeki Sports Interactive ve Football Manager'ın içine direkt yapıştırıyoruz. Bundan sonraki kısım oyunun içerisinde. Oraya geçelim. Şimdi buraya geliyoruz. Burada şöyle değişiklikler yapacağız. Tercihlere geliyoruz öncelikle. Arayüzü seçelim abi. Sayfaların yüklenme süresini azaltmak için ön belleği kullanın diyoruz. Daha sonra tercihlerde yapılan değişiklikleri onayladıktan sonra temayı yenile, şurada bir geçici dosyaları temizle ve temayı yeniden yükle diyerek oyunda yamayı aktifleştiriyoruz. Ve maçtaki görünümü bu şekilde, maç önünde yakından gözüküyor, bu şekilde görebiliriz. Birazdan farklı açılarda göstereceğim çime. Daha koyu, daha bir hani hibrit diyorlar ya, o koyu renkte bir çime benziyor. Şöyle geniş açıda bakalım. Çimin görünümü bu şekilde. Bir de dikey açıdan bakmak istiyorum. Kale arkası böyle. Evet, dikey açıda da bu şekilde. Hani çim zaten bariz bir şekilde belli oluyor farklı açılarda ve genel itibariyle görüntüsü, rengi bu şekilde. Tabi diğer liglerde stadyumlara göre aynı şekilde çimler değişecektir. O yüzden her stadyumunki böyle değil. Ne bileyim, Premier Lig'deki farklı olabilir. Stadyumlara göre çimenler değişebiliyor. Bu da böyle faydalı, güzel bir yamaydı. Yine çeşitli güzel bulduğum yamaları buldukça videosunu çekeceğim. Yakında Football Manager'da yine bir kariyer videomuz gelecek. Takipte kalın. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Her haftada bir tane kariyer videosu atmayı planlıyorum. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Beğenip abone olursanız çok memnun olurum efendim. Farklı Football Manager videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.